karşınızda kalbin dört odacığının bir çizimi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bunları isimlendirerek başlayalım. Burada sağ kulakçık var, burada ise sağ karıncık var. Ardından sol kulakçık ve sol karıncık geliyor. Bunlar işte kalbin dört odacığı. Kan bunların hepsinden akıp geçiyor ve ardından vücuda yayılıyor. Bunun doğru bir şekilde gerçekleşmesi için kalp nasıl kasıldığını koordine etmelidir şu şekilde kasıldığını biliyoruz. Bir hücremiz var. Bu hücre genellikle negatif yüklü oluyor ve bir noktada pozitif yüklü hale geliyor. Bu sürece depolarizasyon diyoruz. Depolarizasyon. Depolarizasyon negatif membran potansiyelinden çok daha pozitif bir potansiyele geçmek demektir. Bu kas hücresi depolarize olduğunda kasılabilir. Pekala bu nerede başlıyor? Grafik üzerinden çizerek gösterelim tamam mı? Burada ufak hücrelerin kendi kendilerini depolarize ettiği bir bölge vardır. Bu çok olağanüstü bir şey aslında. Çünkü vücuttaki çoğu hücre yanındaki komşu hücre depolarize olduğunda depolarize olacaktır. Bunlar gerçekten eşsiz hücreler. Çünkü kendi kendilerini depolarize ediyorlar. Bu bölgeye sinoatriyal düğüm veya SA düğümü diyoruz hücrelerin kendi kendilerine depolarize olmalarına da otomatisite diyoruz. Bu da komşu olmaksızın otomatik olarak depolarize olma anlamına geliyor. Peki depolarize olduktan sonra ne olur? Bu hücreler depolarize olduğunda komşu hücrelere bağlantı bölgeleri sayesinde bağlı oldukları için tüm yönlerde depolarizasyon dalgaları göndermeye başlarlar. Bu da futbol maçlarındaki böyle Meksika dalgası gibidir. Yani sürekli devam eder arkadaşlar. Bu sebeple komşu hücrelerde de depolarizasyon olmaya başlar. Yani komşu hücrelerde depolarize olmaya başlar. Evet. Bu turuncu ok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Bu depolarizasyon dalgası özel bir doku şeridindeki ilerlemesine kıyasla biraz yavaş ilerler. Bu çizdiğim doku şeridi bu mavi şerit ufak bir ara yol olan turuncu oka kıyasla adeta bir otoyol gibidir. Bu otoyol aynı depolarizasyon dalgasını alıp öteki tarafa, sol kulakçağa taşır. Ve tüm hücreler aynı şeyi yapmaya başlarlar. Depolarize olmaya başlarlar. Sağ ve sol kulakçıkla koordineli bir şekilde depolarizasyon gerçekleşir ve tüm bunlar gayet eşit bir şekilde olmaktadır. Bu şerit veya demetin adı Bakman demetidir. Bakman demeti arkadaşlar. Bakman demeti. Bu bir doku demeti gibidir. Evet. Şimdiye kadar iki şeyin adını söyledik. Sinoatriyal düğüm ve Bakman demeti. Tıpkı Bakman demeti gibi birkaç doku şeridi daha var. Bunlar sinyalleri diğer düğüme, atrioventiküler düğüm adı verilen düğüme taşıyan küçük otoyollar gibidir. Atrioventiküler düğüm çoğumuz için tek bağlantıdır ve kulakçıklarla karıncıkların kesiştiği yerdedir. Atrioventiküler düğüme biz kısaca AV düğümü diyoruz. AV düğümü bu sinyali alacaktır. Bu sinyalde internodal olarak yani iki düğümün arasındaki yol, yoldan o yolun arasından gelen sinyal demektir. Sinyal SA düğümünden ve internodal yollardan geçerek AV düğümüne geldi. Burada ise İlginç bir şey gerçekleşiyor. Şimdi AV düğümünde tam olarak neler olduğuna bir bakalım, bir odaklanalım. Neler olduğunu çözmeye çalışalım, tamam mı? Size ufak bir senaryo vereceğim. Diyelim ki burada bir zaman çizelgesi olsun. 1, 2 ve 3 saniye olarak bölelim. Görevimiz kulakçıkları izleyip nasıl kasıldıklarını görmek. Kulakçıkları izleyelim bakalım. İşte burada bir kasılma oldu. Burada da burada da Depolarizasyon dalgası kulakçıklara ulaştıkça 3 saniyede 3 kere kasıldılar. Kulakçıklarda 3 kasılma gördük. Şimdi aynı şeyi karıncıklar için yapalım. Gözümüzü onlardan ayırmadan tam olarak ne olduğunu izliyoruz. Burada burada ve burada karıncıklarda kasılma olduğunu görüyorsunuz. O zaman hem karıncıklar hem de kulakçıklar aynı sayıda kasıldı. Fakat buradaki ilginç durum bu ikisi arasındaki ufak gecikmedir. Yani bunlar aslında tam olarak aynı anda kasılmıyorlar. Arada minik bir gecikme var. Ölçseydik bunun yaklaşık olarak 0,1 saniye olduğunu görürdük. Bu saniyenin çok çok ufak bir parçası. Evet. Bahsettiğim bu gecikmenin sebebi AV düğümüdür. Yani AV düğümü ile ilgili ilginç şeylerden biri de Kulakçık ve karıncıklar arasında gecikmeye sebep olmasıdır. Bu neden çok önemli? Kulakçık ve karıncıklar aynı anda kasılsalardı birbirlerine karşı kan pompalarlardı. Yani kan bir türlü ilerleyemezdi. Bu gecikme sayesinde kulakçıklar kasılabilir ve kan kulakçıklardan karıncıklara geçebilir. Ardından saniyenin onda biri kadar bir süre sonra kulakçıklar kasılabilir ve kulakçıkların kanı ileriye doğru hareket ettirdiğini de böylece görürüz. Gecikmenin amacı kanın kalbin içinde koordineli bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. Bu sinyal saniyenin onda biri süreyle gecikir fakat ardından devam eder. Buradaki bölgeye gelir arkadaşlar. Buradaki bölgeye yani his demetine. Buradaki his duygu anlamındaki his değil tamam mı? Karıştırmayın. Sinyal his demetinin ardından aşağıdaki yoldan devam eder. Burası sağ demet olarak bilinir ardından sol demetten geçer. Sol demet ikiye ayrılır. Yani öne doğru ve arkaya doğru giden bölümleri vardır. Arka kısmı bu şekilde kesikli olarak çizeceğim. Buraya sol posterior fasikül denir. Posterior ise arka anlamında burada oluyor, kullanılıyor. Buradakine ise sol anterior fasikül diyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi anterior de ön anlamında. Bunlara posterior anterior dendiğini de duyabilirsiniz. Ben posterior gibi telaffuz ettim ama posterior, anterior ya da posterior, anterior gibi İngilizceden geldiği için de Latin kökenli aslında yine poste ve ante terimlerinden geliyor ön arka aklınızda kalsın. Yani bunun öne ve arkaya doğru gidip geldiğini bu şekilde hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iki boyutta bunu göstermek zor. Buraya da sağ demet diyoruz. İki fasiküle ayrılmamış birleşik bu kısma ise sol demet diyoruz. Evet, sol ve sağ demetlerimiz var ve sol demet daha sonra tekrar dallara ayrılıyor. Bu lifler son kısımlarda bu şekilde dallara ayrılıyor. Bunlara Purkinje lifleri diyoruz. Purkinje lifleri her iki tarafta da var, tamam mı? Şöyle çizelim. Bu noktadan itibaren elektrik sinyali tüm yönlere yayılır ve tüm kas hücreleri sürece dahil olur. Şimdiye kadar bu elektrik iletim sisteminin bir parçasıydı. Yani tüm bunlar otoyollar. Fakat şimdi depolarizasyon dalgaları tüm yollardan geçiyor. Arayol ve otoyol benzetmelerini kullanarak elektrik iletim sistemi üzerinden sinyalin çok hızlı hareket ettiğine işaret etmeye çalışıyorum. Kasın kendisine geldiğimizde ise sinyal biraz daha yavaş hareket eder. Bunun önemli olduğunu fark etmişsinizdir çünkü ancak bu şekilde tüm kas hücreleri ahenk içinde hareket edebilir. Evet, elektrik sinyali bu şekilde SA düğümünden ve elektrik iletim sisteminden geçer. Böylece tüm kulakçıklar birlikte atarlar. Sinyal daha sonra AV düğümüne girer ve burada ufak bir gecikme olur. Ardından karıncıklara ulaşır ve burada karıncıklar tekrar birlikte atacaktır.